olanı kastediyordum ben. Osmanlıca bilmezler diye. Hani böyle minyatür alırlar. Bu gördüğünüz de bir minyatürde bir kadın görüyorsunuz. Sanki biz orada ne bileyim bir fil görüyoruz. Efendim bu kadın mavi giymiştir. Benim de gözüm var. Elinde bir çiçek tutmaktadır. Ne bileyim sanki sütürge tutuyor. Bunları kastediyorum. Türkiye'de yoksa Semavi Beyler zaten gireceklerdi ama tekrar söyleyeyim, dediğim sanat tarihçiler onlar değildi benim. Hani Osmanlı sanatı elbiseler, çiçekler, bilmem neler, şunlar bunlar yazan sanat tarihçiler var. Hiçbir okuma yazmaları maalesef yoktu, Osmanlıcayı kastediyorum. Erhan Afyoncu'nun e-mailini soruyorlar, vereyim mi? Tokatlıymışlar. Bir de çok soru geliyor Erhan sana. erhanafyoncu@gmail.com bu adresi kullanabilirsiniz. İşte ya, antika şu bu ellerdekiler bunlar ne diyor diye tapuladık. Onları Murat Bardakçı'ya göndereceksiniz. Efendim Tokat tarihiyle ilgili röportaj yapmışlarmış. Sayın Gültekin Yılmaz, Tokat Kültür Grubu yayın yönetmeni, erhanafyoncu@gmail.com. Sayın Oğuz Neşeli, çok geldi bu soru, madem verelim cevap. Atatürk Kurtuluş Savaşı sıralarında bir dönem kırmızı kalpak taktı. Kırmızı? İçi kırmızı değil mi ya? İçin kastediyorlar herhalde bu sosyal. Herhalde yani ben evet. İçi değil miydi kırmızı? Rusya'dan silah yardımı almak için bildiğim kadarıyla. İkinci sorum, Ege'deki 12 adalar garanti olarak İtalyanlardaydı. Son nasıl olduysa bu adalar nasıl Yunanlara geçti? Kesin bildiğim ama Atatürk yaşasaydı biz o adaları vermezdik. İhtimalle olmaz. Tarih yapılmaz efendim. Yalnız şunu söylemek lazım. O Rusya'dan alınan yardımların çoğu Rusya'daki Müslümanların yardımıdır ve Rusya'daki Müslümanlardan toplanan paraların çoğunu da Türkiye'ye gelmemiştir. Bir kısmı gelmiştir. Lenin çoğunun üstüne oturduğu söyleniyor. Oturmuş öyle, evet. Yani çünkü belli bir miktarda silah geliyor. Ama bunlar Rusya Müslümanlarından toplanan paralarla geliyor. Yani orada bu bize senelerce ders kitaplarında yanlış okutuldu bu. Yani bizim zamanımızda öyle okutulurdu. Yani şu anda değişti herhalde de. Çünkü Rusya'da çok Müslüman var. Buradaki milli mücadeleyi önemsiyor herkes ve yardım gönderiyor. Hindistan'daki, evet, Müslümanlar gibi Rusya'daki Müslümanlar da. Yani o da ilginçtir. Senelerce Rusya yardım ediyor. Efendim Hatice Hanım, Yavuz Selim Bey'in mail adresini soruyorlar. Facebook'ta var. Ama gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Babasının gözüküyor. Hayır, benden izin alacak yani. Benden izin alacak değil mi? Kademe kademe. Bir babadan sonra alacağım. Sayın Zehra Akdeniz. Ekliyorlar işte bir şeyler. Çok uzun olduğu için şey yapamıyorum. 5. Murat kumaşlar üstüne, elbiseler üstüne çalışıyorlarmış. 5. Murat'ın elbiselerini bulamamışlar. Sarayda var bir torunu Osman Osmanoğlu. Osman Vasıf Osmanoğlu da vardır. Hı. Oradan bulabilirler. Sultan Mecid'le ilgili olay. Geçen hafta İlber Hoca'nın da katıldığı programda bir konuyu tam anlatmamışız, üstünü kapatmışız. Neydi o konu? Üstünü kapattığımızı göre açmanın gereği yok. Bu, evet efendim. Suikastı şey yapalım mı? Önce sizin şu vakıf meselesini yapalım daha doğrusu. Olur. Bu sahte isimlerle Amerikalısı çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Çok affedersiniz. Sultan Abdülhamit Han Selanik'e sürgüne gitmiş midir? En küçük Han Sukubili'yi açarsanız Ercan Bey görürsünüz nereye gittiğini. Yani ya bu yarın şey gelecek ya, Akif Hoca, Mehmet Akif Aydın. Mesela orada İstanbul Sukubilisi'ni biraz anlatırsanız insanlar bilgiyi nereden bulacaklarını da öğrenirler. Yani böyle internetten aramazlar. Mesela böyle bir konuda İstanbul Sukubilisi'ni, Diyanet Vakfı İstanbul Sukubilisi'ni Abdülhamit 2 maddesini açarsınız. Abdülhamit'in hayatının bütün safhalarını görürsünüz. Veyahut bir Rüzade maddesini açarsanız onu görürsünüz. Yani ansiklopedi kullanmayı öğretmek lazım insanlarımıza. Yani bu üniversite hocası sizsiniz. Hayır, biz derste öğretiyoruz. Benim öğrencilerim bilir. Sayın Fatih Yılmaz. İnternetten bakılmaması gerekir değil mi? Ama işte millet artık şey oldu. İnternetçi oldu. Şimdi şu sanat tarihi meselesi. Sayın Fatih Yılmaz, size sanat tarihi derslerine girmeyi tavsiye ederim kardeşim.
isim veremeyeceğim. Yahu minyatür kitabı yayınlıyorlar, kitaptaki yazıyı okuyamıyorlar. İşte şey tenkit ediyor ya, Mert Oltun'un hocamız Seyit Behbi'nin Surnamesi'ni yayınladı. Şimdiye kadar dedi minyatürler hep yanlış yorumlanmıştır çünkü minyatürler Osmanlıcalar okunmamıştır dedi. Orada kitabında en son o yazıyor, Seyit Behbi Surnamesi alınmışsa görünür orada. Yani Türkiye'de yani kusura bakmayın, Semavi hocalardan sonra falan, o nesilden sonra Osmanlı sanatı tarihçisi yok. Maalesef. Yani bir el yazmasını alıyorlar. Ya metni okuyamıyorlar. Metni edebiyatçıya okuyor. Resmi kendisine göre yorumluyor. Ha, bilmeyen var mı mesela? Bilen yok mu? Tabii ki var. Mesela Filiz Hoca. Filiz Şahman. Bir minyatüre baktığı vakit, geçenlerde biz oldu, kitap gösteriyordu. Bir şeyi basmışlar. Sunameyi bir şeyi basmışlar. Buradaki şey dedi, bu iki dünyanın aksidir. Şu şunu, böyle yorumlayan hoca istiyorum ben. O da bir nehir gördüğü vakit o nehir ne manaya gelir? Oradaki ay neyi temsil eder veya güneş neyin temsilidir? Hangi düşünceden çıkmıştır? Ben bunu istiyorum. Yoksa alıp minyatürde gördüğünüz gibi bir nehir var. Sanki musluk. Efendim orada iki kişi yıkanıyor. Onu ben de görüyorum. Onun derin manasını verin. Üniversitede böyle sanat tarihçisi, Osmanlı sanatı tarihçisi mi kastediyor? Kaç kişi var? Az var, var da az var. İyilerini de kaçırdık. Evet efendim, şu... siz vakıf kurdunuz mu? Ne yapacaksınız? Yok, kurmadık ama inşallah bir çalışmamız mesela var. Erhan önce... söylüyordu, bu aile... Evet. Şurası falan diyor, çünkü o kadar... Önce biz kendi aramızda... Miras meselesinde... Evet. Kendi aramızda bir ailenin toplanıp bir şure gibi bir şey, aramızda bir şu anda bir aile reisinde bir şeyimiz var. Sıkıntımız var. Sizin aile reisi şu anda Bayezid Efendi. Bayezid Efendi ile geçenlerde konuştuğumuzda, efendim beni aramayın, ben bu usta reislik yapmak istemiyorum, şu anda hastayım, evimdeyim. Ondan sonraki gelen amcam. Amcamın yazısını da gönderdim size. Amcam diyor ki ben ailede bir tek kardeşimi tanıyorum. Bir de yeğen çocuklarını. Bunun, bir de diyor Lübnan'daki yaşayan sultanlar var. Onlar da hepsi öldü. Sultanlar öldü. Evet. Kimseyi tanımıyorum. Zaten bir tek cuma günleri çıkıyor evin dışında. Bir de ayda bir emekliliğini almaya gidiyor. Efendim işte zaten... onun için bizim aramızda hakikaten birkaç şey sadece işte Osman Vazif Ömce ile çağırıp da kendi aramızda bir toparlanıp bir artık reis değil de yani ve mutlaka bizim Nesişah halamız başımızda olması gerekir. Son bizim bizim olmuş. Yani kim ne derse desin belki bana kızarlar ama hani tabii erkek olması gerekir ama şu anda benim gözümde Nesişah halam ailenin en büyüğüdür. Ona danışarak o bize yol göstermesi gerekiyor ki gösterir yani halam bize yol gösterir inşallah. Onun riyasetin arttı yani bize meclis başkanı olur ya, başkanlık edecek, tavsiyelerde bulunacak. Tabii ailenin yönetimi için. Yani aile ilişkileri. Evet. Tabii. Ve bir yaşı fazla büyük olmamak şartıyla ve mutlaka Türkiye'de oturması gerekir yani. Yani, bu yani değil Avrupa'da için. Değil de Türkiye'de olması mesela gerekir ve Türkçe Halif konuşması Abin gerekir. Mesela Efendi bir aile şurası kurmuş. Çocukların eğitimi, aile mensuplarının, kızların evlendirilmesi. Tabii şimdi yani o şekilde yani yok şimdi ama biz eğitimde sıkıntılı olanlara yardım.